Artık yeni sayım tamamlanıyor. Eksik maçı tamamlama gecesi Anadolu Efes için Tel Aviv deplasmanındayız. Bir çift maç haftası, az önce koçun da bahsettiği gibi cuma gecesi oynanacak olan Bayern Münih maçı, deplasmandaki Münih maçı öncesinde sıra 23. haftanın erteleme mücadelesi olan Maccabi karşılaşmasında Rodrik Boboa, Sertaç Şanlı, Adrien Moerman, Vasile Micic, Krinoslav Simon beşimiz. Bu şekilde Elijah Bryant, Scottie Wilbekin, Chris Jones, Omri Kaspi, Ante Žižić beşiyle başlıyor. Maccabi'de mücadeleye Žižić ve Sertaç hava atışı için hazırlar ve hava atışının ardından ilk hücum kenar oyunuyla temsilcimiz Anadolu Efes'ten olacak. Başarılar Anadolu Efes. 29. maçını oynuyor bu sezon Euroleague'de Anadolu Efes. Krunoslav Simon solundan gitti. Sertaç Şanlı. İyi bir ikili oyunla asistle başladık maça. Evet, imza hareketlerimizden biri maçın başında Simon'un ikili oyundan sonra ya atıp ya da Sertaç'ı attırdığı basket. Omri Kaspi topa baskısı Krunoslav Simon'un. Elijah Bryant sağından gitmişti. Simon geçilmedi. Chris Jones dışarıda perdeyi kullandı. Chris Jones, Omri Kaspi boyalı alanda. Adrien Moerman kapattı. Omri Kaspi 24 saniye süresi dolmak üzereyken isabeti buldu. Rakip takımın Kaspi sakatlıktan sonra rotasyondaki etkisini hissettiriyor. Bu biraz tabii dış atış bağımlılığından uzaklaşmak için de kullandıkları bir yaklaşım. Vasile Micic, Chris Jones karşısında. Sertaç perdeye çıktı. Vasile Micic 3 sayılık atışa isabetli. Bu gecede açılışı yapıyor. Hesabı açıyor Vasile Micic böylece. İki tane tepeden oynanan ikili oyun. Biri forvete yakın olsa da sonuca ulaştı. Hücum faul. Hücum faul. Top bizde. Top bizde. Top kaybı geliyor Maccabi'den. Vasile Micic. Son haftalarda vites daha da artmış durumda Micic'te. Son 4 deplasman ortalama 27.2 sayı attı Micic. Rodrik Boboa. Vasile Micic. Yeniden hücumdayız şimdi. Chris Jones karşısında. Adrien Moerman kendini gösterdi. Tepeye açılan Krunoslav Simon. Sertaç'ın perdesini kullandı. Krunoslav Simon bir kez daha ikili oyun. Bu kez faul. İki serbest atış. İlk atışını, ikinci serbest atışı, bu isabetli. Simon'un iki asisti, Micic'in üçlü şu anda 6 sayıya ulaştırdı. 6 ikilik üstünlüğümüz var. Ante Žižić dışarıda. Scottie Wilbekin perdelerden çıkmıştı. Sertaç el gösterdi. Ters taraf ilaç. Bryant blok geldi. Krinoslav Simon'dan Bryant'a mesaj geliyor maçın başında. Evet, Wilbekin'in ikili oyunu oynamasına izin vermeyince devamında Simon iş başında. Rodrik Boboa, Vasile Micic tepede, Wilbekin yakın savundu onu. Sertaç kısa devrildi. Vasile Micic ters tarafta, Krinoslav Simon sağından gitti. Potalı atışı isabetli. Vuran vuran tecrübe kokan bir isabet daha. Krinoslav Simon da hesabı açtı böylece. Yani çok fazla pas yapmaya gerek yok. Doğru yere yapılan ataklar, basit bir pas ve 8. sayı. Chris Jones, Omri Kaspi. Sertaç'ın üzerinden isabeti buluyor. 8-4. Vasile Micic ve Anadolu Efes hücumu yeniden. Krinoslav Simon. Sertaç yine devrildi. Vasile Micic, 10 saniyemiz var. Žižić el göstermişti. Yine Chris Jones kaldı karşısında. Vasile Micic, Sertaç dışarıya açıldı. Dribbling üzeri Vasile Micic. Bu kez üçlüyü kaçırdı. Evet, Vasile Micic burada pozisyonu zorlamak yerine o atışı kullanmayı tercih etti. Rakip takımda da Kaspi oyunu ön plana taşıyor bireysel anlamda. Çok benzer sayılar buldular potu altında. Yine potalı atış, daha boş bitirdi. Bu kez de Ante Žižić. Üst üste 4 sayı Maccabi'den. Rodrik Boboa, Krinoslav Simon. Şu anda onlardan mental olarak en dirençli oyuncu Kaspi. Rodrik Boboa solundan devam etti dışarıya. Moerman hiç beklemedi. Vasile Micic'i buldu. Vasile Micic. Tertemiz bir hücum daha Efes'ten. Ve oyunun akışına Boboa da dahil olmuş oldu. Bu pozisyonla beraber savunma dengesini bozan oyuncu olarak. 11-6 üstünlüğümüz var. Scottie Wilbekin solundan devam etti. Scottie Wilbekin. Botu altını Sertaç Şanlı iyi kapattı. Krinoslav Simon'dan kurtuldu Bryant ama Sertaç Şanlı geçirmedi. Çok iyi yardım. Elijah Bryant bir soldan bir sağdan bloklara maruz kalıyor devamında. Açık sahayı göstermemek adına Omri Kaspi çalışıyor. Ama Maccabi'yi var eden sistem hep
Jones gibi, Wilbekin gibi oyuncuların ritim bulması. Moerman'dan nefis bir pas geldi. Harika. Sav Simon bitirdi. Üst üste ikinci asist geliyor Moerman'dan da. 13-6. Yine doğru top paylaşımı. Takımın geneline yayılmasa da oyuncular arasındaki uyum çok kısa sürede kendini belli ediyor. Toplamda dördüncü asistimiz oldu Skala Wilbekin. Ribbing üzeri 3-2 sabiti geldi. Formda bir süreçten geçmiyor o da. Bahsettiğimiz gibi son haftalarda dışarıdan isabeti buldu. Çok üçlük deniyor. Ve girip girmemesi önemli diyor onun için. Rodrick Bobo'a karşılığı veremedik. Savunma reboundu geldi. Rebounda giren bir oyuncumuz olmadı. 13-9. Omri Kaspi, Skala Wilbekin. Tepede Cicic perdedeydi. Chris Jones. Andy Cohen değişiklik sandalyesinde. Chris Jones. Hala faulümüz yok bu arada. 3 sayılık atış kaçtı bu kez. Adrien Moerman savunma reboundunu aldı. Bir anda iki pozisyonda çemberden uzaklaşan bir Maccabi. Bu bizim işimize gelir mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Sertaç Şanlı. Vasile Misic. Sertaç ile devrildi. Yine ters taraf Adrien Moerman. Zorladı içeriği. Adrien Moerman gitti rakibinin üzerine. Çok kısa kaldı. Çok kısa kaldı. 13 sayıda kaldık. Chris Jones. 13-9'luk üstünlüğümüz. Vasile Misic. O da karşısında kaldı Chris Jones'un. Omri Kaspi. Skala Wilbekin kat etmişti. Aynen ayakta müdahale bu arada. İlk faulümüz değil. Larkin oyunda. Normalde 2 dakika kala oyuna sokardı Ergin Ataman. Bu sefer 5 dakika kala oyuna girdi. Boyalı alanda Ante Cicic. Çemberden daha uzaktı. Bu kez atışı isabetli değil. Moerman çekti aldı reboundu. Moerman reboundlara, asistlere yardım etmeye devam ediyor. Bobo'dan verim gelmeyince Larkin daha erken oyuna girmiş oldu. Vasile Misic, Adrien Moerman gitti potaya. Adrien Moerman üst üste isabetler potu altında. 15-9. Az önce asisti yapmıştı. Bu kez isabeti bulan o. Ya saha içi yerleşimde o kadar etkili bir şekilde oyuncular birbirine yardım ediyor ki iki oyuncunun topa değmesi yeterli oluyor. Omri Kaspi. Bu kez faul düdüğü geldi. Belirtisini verdi. Boba biraz maçın gerisinde kaldı. Ergin Ataman da hemen Larkin hamlesini sahaya dahil etti. Rakip takımda ise oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Bender de oyunda. Dragan Bender sahada. Ante Cicic potu altında smacı vuruyor. Mola dönüşü farkı 4'e indirdi Maccabi. Rakip takımda da şu anda İbre daha önce olduğu gibi Wilbekin'e dönmüş durumda karar kısmında. Bruno Savsimon yeniden setteyiz şimdi. Larkin'in perdesini kullandı Adrien Moerman. Dragan Bender sırtında Adrien Moerman adım adım devrildi. Boyalı alanı Adrien Moerman isabeti buluyor. Evet, Ergin Ataman maçın hikayelerinden birine de Bender Moerman eşleşmesini eklemiş. Çok kullandığımız bir pozisyon değil. Ama basketi de bulduk. 4 sayı, 2 rebound, 2 asist şu ana kadar Adrien Moerman. Skala Wilbekin yine boyalı alanda Dragan Bender. Sertaç çemberden uzak tuttu onu. Di Bartolomeo zor pozisyon atışı isabetli değil. Topkin'de kalacak hücum reboundu. İkinci şans Maccabi için Wilbekin çok uzaklardan şut gösterdi. Hücum devam ediyor Skala Wilbekin. Tepede aldı bu kez Dragan Bender. Sertaç yine karşısında Bender. Gelen bir faul düdüğü daha 17-11. Rebound konusunda iyi genel reboundlarda Maccabi Tel Aviv, savunma reboundlarında da Real Madrid ve Barcelona'dan sonra en çok savunma reboundu alan takım. Bu özelliklere sahipler. 17-13. Brunoslav Simon. Shane Larkin şimdi ters tarafa çıktı perdeden. Shane Larkin son anda topa sahip oldu. Kaybetmedik topu. 8 saniye. Brian Dawson sırtı dönük aldı. Shane Larkin, Dawson devrildi içeriye. Brian Dawson ikili sıkıştırma çok zor pozisyon. Savunma reboundu geldi. Bir faul düdüğü bekledik. O düdük çıkmadı. John Di Bartolomeo solundan gitti. Simon faul. Simon durumun farkında. Onlar da sportmenlik dışı çaldırmaya çalışıyorlar. Kullanan takımlardan biri Maccabi de zaten. Ezelden beri. Simon o faul yapacağını anladıkları için. Tabii. Acaba bunu sportmenliğe çevirebilir miyiz arayışıydı bu. Yeniden kenardan Skala Wilbekin. John Di Bartolomeo perdeyi kullandı. Otello Hunter perdeden devrildi. Mitzi topuna müdahale etti. Sonrasında bir faul düdüğü daha. Daha üretken olabiliyor. Tutma dengesi bozuldu. Bu da isabetli. Fark da 2'ye indi böylece. 17-15. Rudoslav Simon topu getiriyor. Anadolu Efes'te Simon. Moerman'ın perdesi. Larkin aradı. Şimdi buldu. Shane Larkin. Skala Wilbekin karşısında. Bu iki isim karşı karşıya. Adrien Moerman açıldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Brian Dunstan. Çekti aldı reboundu. Yine iki kişinin arasında. Bir top kaybı daha geldi. John Di Bartolomeo.
Yani yaptığımız top kayıpları savunmaya dönmemizi engellememeli dengeli bir şekilde. Devamında bir hücum reboundu daha. Skander Wilbeck'in çok uzaklardan 3 sayılık atışı isabetli değil. Alalım reboundu aldık. Ryan Dunstan zor da olsa yerden aldı. Krnoslav Simon. Tempo yükseldi maçta. Krnoslav Simon yeniden geriye açıldı. Setteyiz şimdi. Moerman'la bir eşleşme. Bartolomeo onların da faul hakkı şimdi doldu böylece. Bu eşleşmeyi yakalamıştık. Bir de bu. Shane Larkin dipten topu oyuna soktu. Ryan Dunstan. Vasile Misic perdeden çıkmıştı. Shane Larkin de çıktı perdeden. Shane Larkin. O da açılışı yapıyor böylece Shane Larkin. İsabeti buldu. 20-15. Tam yaklaşmışken Maccabi nefes aldık. Scully Wilbeck'in 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Singleton sahada ve reboundta. Vasile Misic yeniden Shane Larkin. Kontrolü bırakmayalım. Aynen devam. Krnoslav Simon. Wilbeck'in bir baskısı vardı topa. Chris Singleton bomboş kaldı. Bir üçlükle ondan kaçtı. Bomboş kaçtı Singleton. İki tane dört numaramızdan beklediğimiz o üçlük gelmedi. Moerman da kaçırmıştı aynı şekilde. Oyunun çözülmesindeki kritik noktalardan bir tanesi dört numaradan atacağı o üçlükler. 7'de 3 şu anda Anadolu Efes dışarıda. Wilbeck'in topuna müdahale, top bizde kaldı yine. Son bir dakikaya gireceğiz Tel Aviv'de. İlk çeyrekte Shane Larkin. Shane Larkin. Krnoslav Simon alçak posttan çembere atak etti. İsabeti bulamadı Dunstan. Gelen bir düdük var öncesinde. Gelen bir düdük var. İki serbest atış gelecek. Faul hakkı. Krnoslav Simon çizgide. İlk atış. Krnoslav Simon. İki asist. Burada önemli olan işlerden bir tanesi de Larkin'in hemen o dış atışı bulması. Yani skora katkı yapması. Ergin Ataman'ın oyuncu değişiklikleri yapmasında da Larkin'den gelen sayı onun elini kuvvetlendiriyor. Otello Hunter yüzünü şimdi çembere döndü. Dunstan'ın üzerinden atışı isabetli Otello Hunter. 22-17. Çemberden uzakta da olsa orta mesafeden isabeti buldu Hunter'la Maccabi. Shane Larkin. Singleton'ın perdesi. Shane Larkin geriye açılmıştı. Ryan Dunstan. Benderle kaldı. Güzel bir eşleşme bizim için. Shane Larkin şimdi 8 saniye. Shane Larkin başlamadı hareketine. Şimdi Shane Larkin 1-1. 4 saniye. 3 saniye. Ryan Dunstan'a döndü son anda. Çok kısa kaldı. İyi bir şut gelmedi Dunstan'dan. Sanki o pası beklemiyormuş gibi kaldı. Yani Dunstan. Burada tabii kısanın üstündeki baskı azaltmanın bir yolu da uzunlardan gelecek sayılar. Dunstan Euroleague'de Hines'le beraber yüzde olarak en düşük 5 numaralardan bir tanesi. Bartolomeo içeriği zorladı Bender. 3 sayılık atışı isabetli değil. Tyler Dorsey potalı atışı bu da isabetli değil. 2 topta da isabeti bulamıyor Maccabi çeyreğin sonunda. 5 sayılık üstünlüğümüz var. Tel Aviv deplasmanında Maccabi Tel Aviv 17. Anadolu Efes 22. İlk çeyreğin skoru az sonra ikinci çeyrekte tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Hele bir de bunun üstüne 4 numaralardan o dış atışlar gelirse o zaman oyun tamamen bizim istediğimiz gibi daha uzun dakikalar oyunu kontrol etmemizi sağlayacaktır. İkinci çeyreğe başlıyoruz. Tel Aviv'de 22-17'lik üstünlüğümüz var. Tyler Dorsey sahada kalmaya devam ediyor. Bender'den bir üçlük daha yine isabetli değil. O da dışarıdan deneyen uzunlardan bir tanesi. 2'de 0. Üst üste 2 şutunda Shane Larkin. Plyce uzun bir aradan sonra. Aynen, tam onu söyleyecektim. Tibor Plyce. Sağda. Şimdi sırtı dönük aldı. Yardım geldi. Dolayro'dan ters taraf Midsic. James Anderson. Çok basit kaybettik topu. İşte topu yere vurunca yukarı alması zor oldu. Hiç vurmadan topu verseydi belki basket olacaktı. Bartolomeo Tibor Plyce. Devamında kaçtı. Rebound mücadelesi. Top kimde kalacak Chris Singleton. İyi mücadele. Bulduk potu altını James Anderson. Açık alan vardı önünde. Dragan Bender. Karşıladı onu. Chris Singleton. Tibor Plyce tepede. Shane Larkin. Shane Larkin. Şimdi Chris Singleton tepeye açıldı. 7 saniye. Shane Larkin. Shane Larkin solundan vitesi artırdı. Gitti potaya. Larkin. Kısa kaldı. Faul bekliyoruz. Oyun devam etti. Larkin de karşı potanın altında kaldı bu arada. James Anderson. Eksik yakalanmamış olduk böylece. Savunmada ortalaması var Anadolu Efes'in. Geride kalan 28 maçta Euroleague'de Chris Jones. O da yeniden sahada. Chris Jones. Tyler Dorsey. Perdeden çıktı Shane Larkin karşısında. Otello Hunter perde getirmişti. Tibor Plyce el gösterdi son anda. Otello Hunter dönerek atışı isabetli değil. Otello Hunter bu kez kaçırdı. Onlar da potu altında kaçırmaya devam ediyor. Bizim için problem değil tabii ki. Evet, şu anda 4 numaralarımız reboundlara destek vermeye devam ediyor. Singleton da oyuna girdi. 3. reboundını aldı. Toplam reboundlarda 12-10. Maccabi üstünlüğü şu anda. Vasile Micic. Hunter'la kaldı. Blok geldi. Bu kez fazla zorladı. Hunter'ın eli üzerindeyken blok geldi ondan.
Devamında Tyler Dorsey orta mesafede bir an boş kaldı, isabeti buldu. Blok üzeri savunma yerleşemeden orta mesafe Dorsey. Şimdi adam değişme savunmasında iki pozisyon. Larkin istediğini bulamadı. Arkasından Misic. Bir organizasyonu yapma zamanımız geldi. Bakalım nasıl gerçekleştireceğiz. James Anderson yine perdeden çıktı. Shane Larkin dışarıya. James Anderson fake'in ardından bomboş kaldı. James Anderson. Çok ihtiyacımız vardı buna. James Anderson ilk isabetini buldu ilk denemesinde. 25-19. Oyunu birebire taşımadan en doğru şekilde hücum edince kritik üçlükte gelmiş oldu. Chris Jones, Tyler Dorsey. Tyler Dorsey, Otello Hunter yine perdede. Tyler Dorsey dribbling üzeri 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundu yine Chris Singleton'dan. 4. reboundunu aldı. Ya rakip takımın hücumları bu. Kısaların sürekli birebirleri de kullanılabilecek şekilde alanlara sahip olması. Şut kalitesi çok düşükte olabiliyor bu doğrultuda. Singleton ikili sıkıştırmadan nefis çıktı Thibaut Pies. Harika bir üçgen bulduk orada. Geniş açılı bir üçgen. Ve isabeti de buluyor. Eğer takım oyununu destekliyorsa bu zaten Anadolu Efes demektir. Şu anda da bu durumdayız. Kenardan ikili oyun oynamayı istediler. Amaç bu birebir yakalamaktı. Omri Kaspi, Chris Singleton sırtında kaldı. Pies de orada. Faul düdüğü geldi. Biliyor. Yine de dikkat etmek lazım. Yani. Dessi, Maccabi'de. Ama kullanıyorlar. Evet. Çok isim var tabii. Şu anda Shane Larkin sahada. Scottie Wilbeck'in kenarda. Onlarda da Larkin. Omri Kaspi faul. Hataya zorladılar ama gafil avlanan Kaspi çünkü onun da ikinci faul oldu. Öyle düşündü ama faul geldi. James Anderson, Shane Larkin. Yeniden hücumdayız şimdi. Shane Larkin. Oyuna yeniden giren Rodrick Boboa perdelerden çıkmıştı. Boyalı alanda Rodrick Boboa atışı isabetli değil ancak ikinci şans top bizde. Bir kez daha Larkin. Kaspi ile kaldı Larkin. Shane Larkin şimdi gitti üzerine. Larkin bu kez Plyce'ı buldu. Nefes bir isabet bir defa. Tibor Plyce. Bir anda hani olağanüstü bir smaç mı geliyor dedim. Belki o olmadı ama. Yani teması aldı, bitirdi Plyce. Müthiş bitirdi. Ama diğer yandan da yani sert açın formunu düşünürsen Plyce bayağı bekledi bu pozisyonları atmak için. Zaten dediğim smaç gelirmiş kola müdahale olmasa. Uzaktan da olsa. Tibor var. Atışı da isabetli. 3 sayılık bir katkı geldi Tibor Plyce'dan böylece. Bu hücumda farkı çift taneye çıkarıyoruz. İkinci çeyreğin ortasına gelirken. 5 sayı oldu Tibor Plyce'da. Tyler Dorsey. Öncesinde gelen bir faul düdüğü daha. Yerde bu kez. Elijah Bryant. Kenardan topu oyuna soktu Maccabi'de. Otello Hunter. Tyler Dorsey elden teslim aldı. Boboa'nın baskısı vardı topa. Tyler Dorsey yüksek posta. Dorsey pozisyonu buldu. Atışı isabetli değil. Shane Larkin'den savunma reboundu. Evet, tek opsiyonla oynatma noktasındayız Maccabi'yi. Bu da işimize geliyor. Larkin dışarıya. Tibor Plyce 3 sayılık atışı isabetli. Tibor Plyce. 2-21'lik Tibor Plyce'dan bir de üçlük katkısı geliyor böylece. Çok özlemiş. Çok. Sertaç'ın ve Plyce'in birbirini tamamlayan şekilde oynaması. Omri Kaspi de yine kaçırdı. Top yine bizde kaldı. Ya Sertaç'ın da pek altta kalır yanı yoktu. Yok. Dışarıdan da. Tabii burada güzel olan taraf Larkin kendini unutturdu. Plyce'den gelen sayılarla. Shane Larkin son 5-20. İlk yarıda Tel Aviv'de. James Anderson içeriye yerleşti Tibor Plyce. James Anderson üst sayılık atış, bu da isabetli. Bir isabetle James Anderson'dan geliyor. 36-20. Hücumdaki o agresifliği veya savunmayı yapma çabası içindeki Maccabi'ye cevabı Larkin organizasyonla Plyce devreye sokarak vermiş oldu. Scottie Wilbeck'in de hücumda bir kez daha Maccabi. 16 sayılık üstünlüğümüz, bir faul hakkımız var. Scottie Wilbeck'in bir an bomboş kaldı. Üçlüyü buldu bu kez. Scottie Wilbeck'in. Evet, Larkin orada potaya giden pozisyonda topa el göstereyim derken Larkin'i, Wilbeck'ini atladı. 11'de 2 oldu Maccabi'de. İkisi de Wilbeck'inden geldi. Bizse 11'de 6'yız şu anda dışarıdan. Rodrick Boboa, Singleton perdeden dışarıya açıldı. 6 saniyemiz var. Shane Larkin. Shane Larkin yüksek pas. Chris Singleton solundan devam etti. 3 saniye, 2 saniye kısa kaldı bu kez.
Kısa kaldı bu kez. Hızlı geliyor şimdi Maccabi. Tempo yapmaya çalışıyor onlar da. Elijah Bryant potaya gitti ama Timor Plyce nereye diyor? Hücum devam edecek. Bakları ve şu ana kadar ikisini de iyi organize ettik. Tyler Dorsey şut gösterdi, kullanmadı. Tyler Dorsey Ante Şişic'in perdesi. Dorsey solundan ısrarla devam etti. Şişic'i buldu. Yine Timor Plyce. Yine Timor Plyce. Yine Timor Plyce. Duvar ördü orada. Üçüncü bloğu geldi Plyce'ın. Shane Larkin foul. Plyce. Aylar sonra diyebiliriz. Çok özlediği bu seviyede büyük iş çıkarmaya devam ediyor Tel Aviv'de şu ana kadar. Plyce dışarıya şimdi. Roddick Bobo'a bombaşka üçlüğü buldu. Roddick Bobo'a da ilk isabetini bulurken Plyce'dan bir de asist geliyor böylece. 39-23 takım halinde 10. asistimiz geldi. 6 farklı oyuncudan gelen 10 asist. Elijah Bryant Bender bomboş kaldı. Bir süredir böyle boş bitirmemişlerdi pot altında. 39-25 son 3,5 dakika. Tel Aviv'de ilk yarıda Shane Larkin. Shane Larkin Plyce yine devrildi içeriye. Larkin dribbling üzeri. Shane Larkin çemberin içinden çıktı bu kez. Larkin ikili oyun savunmasının analizini yaptıktan sonra Zizic tam geriye kaçtığında o şutu attı. Elijah Bryant zorladı içeriği. Yüksek bir pas Ante Zizic. Dönerek atışı isabetli değil. Foul. Plyce bu kez foul yaptı. İlk 9-26. 2'de 2 toplamda 8'de 7 oldu çizgide Maccabi. 39-27. Son 3 dakikaya gireceğiz. İlk yarıda Vasile Mitic topu getiriyor. Anadolu Efes'te. Gronoslav Simon. Gronoslav Simon. Sertaş bir kez daha getirdi perdeyi. Şimdi ters tarafta Roddick Bobo'a var. Sağından devam etti dışarıya. Sertaç Canlı alır almaz. 3 sayarak atışı isabetli. Plyce'dan benim neyim eksik dedi Sertaç Canlı. Ben zaten haftalardır atıyorum diyor. Bir üçlük de ondan geldi. Kusursuz hücum. Yani takım halinde rakibin savunmasına göre yapılabilecek en kusursuz senaryo. Elijah Bryant şimdi. Fark yeniden 15. Top kaybı gelir mi gelmedi. Zizic çok zorladı içeriği. Sertaç kaldı karşısında, atışı isabetli değil. Yani RGM Muerman. 4 numaralar reboundlarda mobil, hareketli ve rakibe orada nefes aldırmıyor. Üçüncü reboundu geldi Moerman'ın da. Gronoslav Simon Sertaç'ı buldu pot altında. Blok Bender'den. Çok fantastik bir pastı yalnız. Çok çemberin altında evet. Kaldı. O yüzden kendini geri alayım derken o bloğa yakalandı. Skarevil Bekin dribbling üzeri üçlüğü kaçırdı. Moerman toplamaya devam ediyor reboundları. Şu anda reboundları da eşitledik koç. Toplam reboundları. Vasile Mitic. Top kaybı yapmadığımız müddetçe orada çok büyük bir kopma olmaz. Mitic çembere gitti, turnikeyi bıraktı Vasile Mitic. 8 sayı 2 asiste Mitic'den, sessiz sedasız. Ya, takım halinde topu paylaşıyoruz ve bireysel inisiyatif kullanacak yerlerde de doğru tercihler bize 50 sayının kıyısına getirdi. Skarevil Bekin, Elijah Bryant. Perde Mitic'den. Simon savundu onu, Sertaç'la kalmıştı. İki kişinin arasında faul, iki serbest atış gelecek. Anlık orada ben de ikilemde kalmadım değil, hakemlerin ikisi de 3 gösterdi. Tabii onlara güvendik ama küçücük. Çok ince. Üçlük. 3 olarak kaldı. 8. sayısı da geldi. 44-29 son 1,5 dakika. Onların şu anda bulduğu 17 sayı Kaspi, Hunter ve Zizic'den geldi. Bu onların oyun planlarında çok fazla skor dağılımında istedikleri bir nokta değil. Hücum faul ve top kaybı geliyor. Yani Wilbekin her halükarda top kullanacak. Wilbekin'in değerlendirmesi savunma olarak yüzdesi. Yani eksi yazan olumsuz diyelim. İlk yarının şu ana kadarki tek olayı Sertaç'ın üçlemesi oldu. Dragan Bender Ante Zizic potu altında bitirdi. Sertaç Şanlı az önce üçüncü faulünü yaparak kenara geldi. Brian Dunstan sahada. İlk yarının sonunda fark 13. Gronoslav Simon. Gronoslav Simon reverse'ün ardından gitti potaya. Topa müdahale var. Topa müdahale. Yok, karar değişti sonrasında. Ayaktan gitti kararı. Top Maccabi'de. Zizic. Maçta çift tane gören ilk oyuncu aynı zamanda. Ya 4 numaranın savunması özellikle bu ikili oyunlardan sonra çok belirleyici oluyor direnç anlamında. Bu arada Roddick Bobo'dan Skarevil Bekin'e İstanbul'daki maç sonunu hatırlatan bir blok geliyor. Bu iki isim yine karşı karşıya.
Orada maç topunda, burada devrenin sonunda yine Rodrigo Boboa. Beni unuttun mu der gibi bir mesaj verdi Boboa. Hücum devam edecek. 9 saniyeleri var şimdi Bryant. Chris Jones dışarıya Wilbekin. Fake'in ardından zorladı içeriği. İkinci fake. Chris Jones 2 saniye, 1 saniye o. Gelen bir faul değil, 3 saniye. 3 saniye. Top bizde. Top bizde. Bir top kaybı daha. O istedikleri şut pozisyonunu net bir şekilde vermeyince hatayı da yapan Maccabi oldu. Şimdi hemen hemen 6 saniye fark var. Maç saatiyle şut süresi arasında devrenin sonunda. Rakibine 3 takım faulü. Bir faul daha yapabilirler. Ama Vasilije Micić geldi faulü. Çembere. Vasilije Micić. Basket faul. Vasilije Micić. Basket faulünün ardından serbest atış çizgisinde 16.3 sayı ortalaması var. 11 sayı oldu devre bitmeden. Vasilije Micić. Hücum performansı olarak istediğimiz çizgideyiz. Maccabi gibi yoğun skorlara ulaşmayı bilen bir takımı da özellikle dış oyuncularını iyi kontrol ederek 30'larda tutmayı başardık. Chris Jones 4 saniye, 3 saniye, Micić kaldı karşısında. Sağlam kaldı Micić. Chris Jones elden çıkardı, isabeti bulamadı. İki çeyreğin sonunda da istedikleri sayıyı vermedik. Tel Aviv'de işler yolunda gidiyor. Anadolu Efes için erteleme maçında Maccabi Tel Aviv 31, Anadolu Efes 47. İlk yarının skoru değerli izleyenler. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmak. De gördük. Kenar katkısı da bu şekilde olduğu zaman oyuncuların nefes alması veya oyunun içinde var olma şekillerinde de farklı departmanlarda asist olsun, rebound olsun var olmaları da şu andaki skoru destekleyen ana noktalardan bir tanesi. Oyuna girip skora katkı veremeyen sadece iki oyuncumuz kaldı. Brian Dunstan ve Chris Singleton. Bu iki isimden de toplam 7 rebound geldi bu arada. Ve ikinci yarı başlıyor. Larkin ve Micić aynı anda sahada. Simon Moerman, Dunstan. Beşimiz bu şekilde ikinci yarının başında. Skade Wilbekin yine maçın başında olduğu gibi. Ante Žižić ama bir blok daha. Toplamda 6. bloğumuz geldi maç başından bu yana. Simon yine doğru yerde bulununca o atışı zorlaştırdı. Dunstan da bloğu yapacak alanı bulmuş oldu. Blokların kralı Brian Dunstan. İkinci yarının başında sahnede. Skade Wilbekin, Chris Jones. Onlar da Wilbekin, Jones, Dorsey aynı anda başladı. Bender ve Žižić. Beşleri bu şekilde. Skade Wilbekin 4 saniye kaldı. Larkin son anda el gösterdi. İsabet. İçeriden ilk isabetini buldu Skade Wilbekin ilk denemesinde. 47-33. Fark açılınca Wilbekin buralarda inisiyatif kullanması daha kabul edilir oluyor rakip takımda. Shane Larkin, Ryan Dunstan gitti potaya. Dunstan. 4 tane birden kol vardı üzerinde. Gidemedi çembere Ryan Dunstan. Pas verebileceği bir pozisyondu ama ilk yarıda skor atamayınca burada zorlamayı tercih etti. Larkin atladı, öncesinde ayakla müdahale. 3 rebound, 1 asist şu anda. Larkin olsun, Wilbekin olsun. Uzun oyuncunun o yardımdan sonraki gidiş zamanlamasını, analizini iyi yapıyorlar. Chris Jones, 8 saniyesi var. Chris Jones, içeriye iyi bir pas geldi Chris Jones'dan. Simon bir tane denemişti, fantastik demiştik. Chris Jones daha boş buldu içeriği ve asisti yaptı. Rakip takım 4-0'la başladı evet. İkinci yarıya. Shane Larkin, tepede Adrien Moerman. Krnoslav Simon kullandı perdeyi, fake'in ardından dışarıya. Adrien Moerman 7 saniye var, hook atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi, top ortada kaldı. Şimdi hızlı geliyor Tyler Dorsey ile Maccabi. Moerman kaldı karşısında, Dorsey. Molayı aldık. Bir seri. Ergin Ataman'dan hemen bir mola geldi. Enerjin civarında seyirci. Menora Miltaçim Arena'da. Sık sık onlar da ekrana gelmeye devam ediyor. Maskeli bir biçimde tabii. Krnoslav Simon. Topa baskı vardı. Yine kaybetmedik. Shane Larkin. Yerden alır almaz. 3 sayıyla katışı isabetli. İlaç gibi bir üçlük geldi Shane Larkin'den. Oyuncu inisiyatifi. Burada Sertaç'ın oyuna girmesi. Oyunun ucum tarafında sağ içi yerleşimi veya skoru bulmamızı daha kolaylaştıracaktır. Skade Wilbekin dışarıya. Dorsey son anda Larkin el göstermişti ama karşılık Tyler Dorsey ile geliyor. 50-40. Rakip takımda skora katkı yapan oyuncuların sayısı artmış durumda. Krnoslav Simon. Sertaç kısa devrildi tepede şimdi. Vasilije Micić kurtuldu iki kişiden. Micić. Yerde gelen bir faul. Dengeli hale getirdik.
bu atışların yüzdesini de arttıracaktır. Vasile Misic yine perdeden çıktı. Shane Larkin, Wilbeck'in gölge gibi izliyor onu. Shane Larkin kurtuldu. Adrian Moerman'ı buldu. Moerman topa müdahale orada. Skala Wilbeck'in yine hızlı geldiler. Bir boş koşu Dorsey'den. Şimdi dibe yerleşti. Skala Wilbeck'in zorladı içeriği. Wilbeck'in çemberin içinden çıktı. Top bizde kaldı. Bu önemliydi. Şimdi devamında Simon ok gibi fırladı. Bıraktı turnikeyi. Krnoslav Simon. Ne zaman oraya tecrübe koştu, ne zaman bitirdi. Büyük tecrübe Krnoslav Simon. Moerman da 3. asistini yaptı. 4 sayı, 5 rebound, 3 asist, 1 top çalma Adrian Moerman şu anda. Skala Wilbeck'in perde istiyor. 52-40, 2 kişi üzerindeydi. Ante Žižić, Chris Jones ipte 3 sayılık atışı isabetli değil. Üst üste 2 hücumda çemberin içinden çıktı toplar. 5 numarayı oyunun içinde aktif skor olarak veya saha içi yerleşiminde kullandığımızda daha düzenli oynamaya başlıyoruz. Mitsic gitti potaya kaçıyordu. Rebound mücadelesi, top onlarda kaldı. Skala Wilbeck'in. Chris Jones. Larkin karşısında perdeyi kullandı Chris Jones. Larkin de onu gölge gibi izledi bu kez. Ante Žižić sert açan mı? Geldi ve bravo, bozdu dengesini. 3 oyuncu yerde aferin kaldı yalnız sana. Kalkamadılar orada. Vasile Mitsic. Top bizde şimdi. Vasile Mitsic bir gözü oradaydı. Evet, herkes kalktı. Oyun devam ediyor. Faul. Bir topun değerini bilmek. Burada oyun daha fiziksel hale geldi. Buna hazır olmazsan bir anda rüzgarı arkasına bulan Makabile de oynamak zorunda kalabilirdik. Nasıl geldi? Maçın baş hakeminden Koç Ergin Ataman'a 15 saniye var. Vasile Mitsic kenardan top oyuna sokuyor şimdi. Shane Larkin. Wilbeck'in karşısında yine Sertaç perdedeydi solundan giderken bir faul daha. Bu kezlikti şu ana kadar. Simon kenardan top oyuna sokuyor. Shane Larkin. Shane Larkin. Yüksek pas Sertaç Şanlı. Vasile Mitsic 6 saniyesi kaldı. Mitsic dışarıya açıldı. Sertaç devrildi. Mitsic sağından devam etti. Sertaç Şanlı'yı buldu. Faul Sertaç aldı. Bir faul daha. Faul hakları 6 dakika 12 saniye kala doluyor. Hem de İstanbul'da 20 sayı attığı maç 25 atışı. Oh, bu da kaçtı. Faul hakları erken doldu. Bunu cebe koyduk şimdi bu çeyrekte. Bizim hala faulümüz yok. Chris Jones. Dragan Bender 12 sayılık üstünlüğümüz var. Singleton karşısında. Bender, Tyler Dorsey. Tyler Dorsey perdeden çıktı. Skala Wilbeck'in. 4 saniyesi var Wilbeck'in. Sertaç el göstermişti. Žižić 2 saniye. 1 saniye Dorsey son anda Larkin el gösterdi. İsabetli bir top bizde kaldı. Krnoslav Simon. Kaçan bir üçlük daha Simon. Çapraz kamerada baş döndürücü bir açıda kalmaya devam ediyor. Sevdim o açıyı. Ters taraf Chris Singleton. 3 sayılık atışı. En sonunda ya. Chris Singleton. Onlar kaçırdı, biz attık. Bu kez molayı Maccabi alıyor fark 15'e çıkınca. Chris Singleton da isabeti buldu. Molaya gidiyoruz. Bu dakikada Singleton da gelince fark da 15'e çıktı. 7 farklı oyuncudan üçlük isabeti bulduk şu ana kadar. 16'da 10. Anadolu Efes dışarıdan muazzam bir yüzde. Maccabi ise onlar da 16 tane denedi ama 3 isabet buldular. 15 sayılık üstünlüğümüz var. Hiç foul yapmadık takım evet olarak. Son 5 dakikaya gireceğiz bu çeyrekte. Skala Wilbeck'in bir an dengesini kaybetti. 8 saniyesi var. Singleton çıktı karşısına. Larkin'in topa baskısı 4 saniye. Skala Wilbeck'in uzakta kaldı. 2 saniye. 1 saniye. Son anda Skala Wilbeck'in elden çıkardı. Hiçbir şeye değmedi. Onu buna zorladıkça kendi işimizi kolaylaştırabiliriz. Şimdi Larkin topun üstüne baskı yapıyormuş gibi gözüküyor. Öte yandan Singleton ve Misic de o kadar yakına geliyorlar ki Wilbeck'in adamı geçmeye çalışsa Larkin'i anında yardım gelecek ve bu da onları hataya götürmüş oldu. Seferopoulos da kenara aldı Skala Wilbeck'ini. 7'de 2 oldu Wilbeck'in dışarıdan. Vasile Mitsic. 17 şutun 7'si ondan geldi dışarıdan. Alçak posta aldı Krnoslav Simon. Nefis döndü ve bitirdi Krnoslav Simon. Mitsic'ten sonra çift tane gören ikinci oyuncumuz Simon bu gece. 4'te 4 sağ içi isabeti, 2'de 2 faul, 10 sayı 4 asist Simon. Bu maçla birlikte böylece üst üste 4. maçında çift tane skor görüyor Simon. İçeriden Bryant bitirdi. 57-42 fark 15. Krnoslav Simon. 10 sayı 4 asist şu anda Simon.
Topuna müdahale, Sertaç alamadı. Zaten temassız devam etmek durumunda. 3 faulde Di Bartolomeo, top onda kaldı. Omri Kaspi, John Di Bartolomeo. Ante Žižić alan değiştirdi. Omri Kaspi. 8 saniye var, dışarıya bir kez daha Di Bartolomeo. Mitic kaldı üzerinde, 4 saniye Mitic topu hamlesi. Bravo, Vasile Mitic geldi ve çaldı bu topu. Vasile Mitic teslim edemedi bir türlü. Paylaşılamayan top ve hava atışı ile devam edeceğiz. Sayı bulamadığında savunma yapma gerçeği. Di Bartolomeo ve Mitic. Paylaşılamayan top kararının ardından şimdi hava atışında. Top da bizde kaldı. Sertaç Şanlı, Mitic hamleyi yaptı, top bizde kaldı. Son 4 dakika 3. çeyrekte Shane Larkin ile hücumdayız. Larkin sessiz bugün. Yani yetecek kadar. Shane Larkin, Sertaç Şanlı gitti çembere. Potal atışı isabetli değil. Son anda el vardı üzerinde Shane Larkin. Kaptık. Top yine bizde. Oo, Shane Larkin. Havada döndü bir anda. Oyun devam ediyor. Problem yok. Her top için savaşmaya, topları kazanmaya devam ediyoruz. Shane Larkin. Sertaç'ın perdesi. Dribbling üzeri. Shane Larkin. Mesaj. Ben buradayım diyor Shane Larkin. Shane Larkin geldi, çaldı, devamında kaldırdı, attı üçlü. 18'e çıkardık farkı. Singleton el gösterdi. Çok da kritik anlarda geldi gerçekten. Bir tam fark girirken dipten gelmişti. İlk faulümüz. Topun karşısına kalma. Ana plan gibi gözüküyor. Otello Hunter. John Di Bartolomeo orta mesafe. Di Bartolomeo kaçırdı. Shane Larkin. Reboundları da toplamaya devam ediyor. Rebound sayısı asist sayısının iki katı şu anda Shane Larkin'in. 4'e 2. Shane Larkin. Yani şu anda 6 tane oyuncumuz çift tanelerde verimlilik üretmiş durumda. Krnoslav Simon, fake'in ardından Simon. Elijah Bryant'la kaldı alçak posta. Biraz dibe sıkıştı ama Simon dışarıya, Shane Larkin saate baktı. 2 saniye, 1 saniye Shane Larkin. Ellerine sağlık Shane Larkin. Şu anda Anadolu Efes'in en skorer ismi. Sadece 1 dakika önce pek ortalarda yok dediğimiz Larkin. Şu anda takımın en skoreri koç. Yani foul yaptılar çalmayınca. Aynen öyle. Mesajları yazmaya başladı. Bir anda 20'ye yürüyoruz farkta. 47-37. Oradan akış buraya kadar geldi. Ayak da çizgide. Top bizde. Bir top kaybı daha. 7. top kaybı geldi. Maccabi'nin böylece. Shane Larkin son 4 maçta 27'de 13 atmıştı. Hemen hemen %50 ile dışarıdan. Şu anda 5'te 4. Vasile Mitic. Mitic gitti potaya. Vasile Mitic. Şimdi de en skorer oyuncumuz Mitic. 13 sayıda Mitic. Mitic Larkin. Seviyeyi yukarı çekmiş durumdalar. Yüksekten bıraktı Elijah Bryant. Larkin, Mitic toplam 25 sayı şu ana kadar atmış. 5'i 25'i. İkişer de asist geldi. Bu isimlerden. Shane Larkin son 2 dakika perdelerden çıkan Krnoslav Simon nefis buldu. Sertaç Şanlı yine. Sertaç yine çizgiye geliyor. Sahada. Gelmedi. Mitic'te bir tane basket faulü vardı. 8. sayısı. 6'da 3 toplam 8 sayı. Bir rebound Sertaç'tan. Lice ve Sertaç 16'yı buldu. Elijah Bryant. Tyler Dorsey yüzünü çembere döndü. İsabeti buldu Dorsey. Elijah Bryant'ın da 3. asisti geldi. Dorsey'de Žižić'ten sonra çift tane gören 2. Maccabili bu gece. Vasile Mitic. Vasile Mitic. Otello Hunter çıktı üzerine. Sertaç ters eşleşmeyi bulmuştu. Shane Larkin üçlüğü kaçırdı bu kez. Sertaç girdi rebound'a ama Elijah Bryant'ta kaldı. 6'da 4 oldu Larkin dışarıdan. Topa baskı geldi. Chris Singleton çalamadı bu topu. Elijah Bryant dengesini bir şekilde foul bozduk. Tek takım faulümüz vardı. Akıllıca bir hamle. Acaba Bekir'in başka bir tarz oynayan oyuncusu. Atmaya başlayınca top kullanmayı da seviyor. Sırtı dönük kaldı Otello Hunter. Sertaç el gösterdi. 5 saniyesi var. Otello Hunter orta mesafe kaçırdı. Chris Singleton. Foul var. Reboundları toplamaya devam ediyor. 2 atış gelecek. Nasıl da şimdilik. Chris Singleton ilk atışı isabetli. Bu yana özellikle bu sezon takımın çok önemli kozlarından biri oldu. Tabii burada Anadolu Efes'in en çok fark yarattığı nokta oyuncular birbirini tamamlıyor. Doğuş oyunda bu arada. O da bugün ilk kez sahada kaptan Doğuş.
Tyler Dorsey dışarıya. Koloyaro 3 sayılık atışı isabetli değil. Top yine bizde kaldı. Roldik Boboa. Ya Moerman Singleton'ı tamamlıyor. Blyce Sertaç'ı tamamlıyor. Roldik Boboa. Anderson Simon'u tamamlıyor. Chris Singleton tertemiz bir fake sonrası Chris Singleton. Kaç oldu? 13 mü? Tertemiz bir fake üzeri üçlük isabeti geliyor. 13. üçlük isabetimiz. 71-47. 10 saniye kaldı çeyreğin tamamlanmasına. Chris Singleton foul. Bakarlar ama 10 saniye kaldı. Bir foul hakkımız daha var. Otelo Antwerp perdede. Tyler Dorsey atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Bu kez de Brian Dunson reboundu çekti aldı. Ve çeyreğin süresi doluyor. Maccabi Tel Aviv 47. Anadolu Efes 71. Tel Aviv deplasmanında. İşler yolunda gitmeye devam ediyor. Erteleme maçında değerli izleyenler, az sonra son çeyrekte tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Bu maçı kazanırsa Milano ile galibiyet sayısını eşitliyor 19-19 olarak. Şunu hemen oraya sıkıştıralım bilgi olarak. İkinci basamağa çıkacak Anadolu Efes bu maçı kazanırsa. Evet, Milano'ya karşı ilk maçı kaybetmişti ama ikinci maç henüz oynanmadığı için ikili averaja değil genel averaja bakılacak ve bu son durumda haftada. Da aynen 34. hafta Milano ile deplasman maçı Anadolu Efes'in genel averajda da yukarıda olduğu için Anadolu Efes bugünün sonunda bu maçı kazanması durumunda Barcelona'nın ardından ikinci basamağa yerleşecek. Shane Larkin gitti çembere, Brian Dunston, Shane Larkin dışarıya. James Anderson 3 sayılık atışı isabetli değil, savunma reboundu geldi. 3 çeyrekte de 20 sayının üstüne çıkan taraf biz olduk ve rakibi de 20'nin sayının altında tuttuk. 7.5 dakika kala skoru 50-40'tı 3. çeyreğin. Son 7.5 dakikasıysa 21-7 bizim lehimize. Scala Wilbekin, o da yeniden sahada, 6 saniyesi var. Topuna müdahale vardı. Altblazer, o da ilk kez sahada, orta mesafe isabeti buldu. Oyuna girmeyen tek isimdi Maccabi maç kadrosunda. O da girer girmez isabetini bulmuş oldu. Shane Larkin. 12 sayı, 2 asist, 4 rebound şu ana kadar Shane Larkin'den. Brian Dunston. James Anderson. Dunston derde de kalmıştı. Şimdi içeride Blazer'la eşleşti. Sırtı dönük kaldı. Brian Dunston. Tek skor bulmayan oyuncumuz. 3 saniye, 2 saniye. Dunston yine zor atış, bu kez bitirdi Brian Dunston. Yine zor atış. 4. denemesinde ilk isabeti geldi içeriden. Bir doğuş var oynayıcı, evet, sayı. Evet, çok kısa bulmayan. Sahada kaldı kaptan da. Otelo Antir potaya gitti. İsabeti bulamadı ama Di Bartolomeo hücum reboundunu aldı. İkinci şans Maccabi için. 6 saniye kaldı. Angela Colairo içeriği zorladı, dışarıya açıldı. Geriye çekilerek üçlüğü isabetli değil. Brian Dunston bir rebound daha. Tabii farkın yanında Bayern Münih deplasmanı önemli bir maç. Oyuncuların sürelerini de ayarlamak gerekiyor. Ergin Ataman onu ayarlamaya da çalışıyor şu anda. Kesinlikle o. Brian Dunston sportmenlik dışı faul kararı devamında iş biraz uzadı. Ve bu karar çıktı. 8 galibiyeti vardı bu maç öncesinde Anadolu'nun zamanında. Brian Dunston da Belosevic'in gözünün önünde. Yine de bir izlediler ama karar da o yönde kaldı. Shane Larkin şimdi. Solundan devam etti Shane Larkin. Brian Dunston'ı buldu içeride. Reverse'ın ardından Block Hunter'dan. Top yine bizde. 3 saniye. 2 saniye. Singleton. Shane Larkin. 1 saniye kala. Shane Larkin kaçırdı. Wilbekin savunma reboundunu aldı. Oz Blazer hızlı geldi Maccabi. Pot altına pas. Ekstra pasta Shane Larkin pas arasını yaptı. Skor ne olursa olsun oyun konsantrasyonumuz düşmüyor. Çok iyi düşündü yine Larkin ama topa müdahale onlardan diye itiraz geldi Larkin'den ama çalmamız var. 17 asist Anadolu Efes'ten şu ana kadar. Bu sezon kazandığı maçlarda 20.3 asist ortalamasına sahip temsilcimiz. Scala Wilbekin isabeti buldu. O da çift tane görüyor. 74-51. Roldik Boboa ve Anadolu Efes hücumu yeniden. Roldik Boboa. Chris Singleton alçak posta yerleşmişti. James Anderson dışarıya açıldı. Top paylaşımı devam ediyor Shane Larkin. Di Bartolomeo'nun topa baskısı. Shane Larkin. Daha agresif oynuyorlar. Evet. Dikkatli seçmek gerekiyor. 2-1 şimdi. Geri koştuk. Di Bartolomeo. Bir kez daha Scala Wilbekin. Dunston son anda karşısındaydı. Atış isabetli değil. James Anderson söktü. Kaptı. Aldı bu topu. İki kişinin arasında söktü aldı James Anderson. Onun da ikinci reboundu bu. Larkin'e çok dikkat etmesi lazım. Potoya yöneldiğinde oyunu sertleştirebiliyorlar.
Skor böyleyken sakatlığa dikkat etmek gerekiyor. Tepeden şeyler ki. Böyle temiz temiz hiç uğraşmadan. 3 sayılık atışı isabetli. 8'de 5 oldu dışarıdan Larkin. 15 sayı 3. Tam bir düello. İkisi de milli takımımızın oyuncusu bir şekilde. Hülbek'in milli takım kadrosundaydı. Larkin devamında Türk pasaportu aldı. Milli takım kadrosunda. Devam ediyoruz. Ragan Bender. Hücum faul ve top kaybı. Öyle bakalım maç sonunda bir görelim. Ya şimdi 26 sayı. Larkin savunma yapmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Scoreboard'la bir ilgi yok. Ronik Boboa, Brian Dunstan, Shane Larkin. 3 sayılık atış isabetli değil. 9'da 5 oldu. Shane Larkin dışarıdan. Scottie Wilbeck'in artık son 6 dakika mücadelede. Otello Hunter. Boş smaç Dragan Bender'den geliyor. Anadolu Efes'in havlu attıran oyunu Maccabi karşısında da devrede. Son maçlarda olduğu gibi yine makas erken açıldı Anadolu Efes lehine. Son çeyreğin girişinde bahsetmiştim. James Anderson isabeti buldu. Bu maçın kazanılması ki gidişat o yönde şu anda artık. Bu gecenin sonunda Anadolu Efes'i Euroleague sıralamasında ikinci basamağa taşıyacak. Milano'yla aynı galibiyet sayısı. Sonrası Real Madrid deplasmanı. Kendi kimliği, geçen sene o bitmeyen hikaye. O hikayenin devamı sahada. Barcelona maçından sonra her şey çok çok başka seviyeye geldi. 88-86'lık maçtan sonra. Bu maçtan sonra İstanbul dışındaki ilk maçı bu arada Anadolu Efes. Chris Singleton ikili sıkıştırma. Topuna müdahale. Ancak son temas kendisinden. Takım sıkıştırmayı tercih ediyor. Singleton pası aradı. Çok kendisini mutlu edecek pası bulamayınca top kaybı. Scottie Wilbeck'in Dragan Bender. Gitti potaya, atışı isabetli değil. Rebound yine bizde. Top yine bizde. Shane Larkin'le hücumdayız. 79-55. Rodik Boboa. 3 sayılık atış ondan isabetli değil. James Anderson. Bir o potada bir bu potada. Reboundları toplamaya devam ederken Ryan Dunstan o da bitirdi. 13 sayı oldu Wilbeck'in de. İstatistik adına yansıyan aynen sayılar. 15 düzeltiyorum. Rodik Boboa. Shane Larkin. Rodik Boboa orta mesafe. Rodik Boboa isabeti bulamadı. 81-58. Son 4 dakika. Adım adım galibiyete yürüyoruz. Tel Aviv deplasmanında ilk yarı bittiğinde fark 16'ydı. Wilbeck'in içeriden kaçırdı bu kez. 3 oyuncu değişikliği geliyor. Canan Musa, Tibor Plyce, Vasile Mitsic. Ekonomi yapıyoruz. Aynen öyle. Bu dakikalarda İbre bir anda Boboa'ya dönmüştü. Shane Larkin solundan gitti. Pota altından dışarıya. Oo, James Anderson'dan pas. Nefis pas, asist oldu. İçimden geçirdim asist olsa bari diye. Asist oldu. James Anderson üst üste reboundlar sonrası harika bir asist yapmış oldu. Bu 6 sayı 2 asist. James Anderson da ikinci asistini yaptı 8 sayısının yanında. Bas maçta ortalama 99 sayı atmıştı Anadolu Efes. Sadece 72'de tutmuştu ortalama rakipte. 6 bloğumuz var. Çift tane gören 3 oyuncumuz. Şimdi Canan Musa, Tibor Plyce, Vasile Mitsic az önce kenardaki isimler. Şu anda sahada Canan Musa da ilk kez oyunda bugün. Tibor Plyce ikinci yarıda sahne almamıştı. O da yeniden sahada. 8 sayı, 2 rebound, 1 asist ve tam 3 blok Tibor Plyce'dan. Maçın oyuncusu kim olur peki böyle giderse? Şu anda Shane Larkin. Öyle mi diyorsun? Verimlilik puanı da en yukarıda. Tibor Plyce orta mesafe. Tibor Plyce hiç oyundan çıkmamış gibi buldu isabeti. Yani görüntü o yönde. Çok dağıldı gerçekten ama. Hiç kaçırmadı Plyce'da. Evet. 4'te 4 isabetle 10 sayı. Dragan Bender. Pas arası bir kez daha James Anderson'dan. Yani gizli kahramanlardan biri James Anderson yalnız bu gece. Ya bugün İşin yani her tarafında var. Kahramanlar. Çok. 30 sayı olunca kahraman çok olur. Vasile Mitsic de
İsabeti buluyor Vasile Micić. Dengeleri bozdu şimdi Micić maçın oyuncusu konusunda. 20'ye 18 verimliliklerde Shane Larkin'in üstünlüğü. Fark 30, 88-58. Son 5 maçta rakiplerine ortalama 26 sayı fark atan Anadolu Efes. İkinci yarıları son haftalarda bir idman temposunda geçen Anadolu Efes. Bir idman temposu da Tel Aviv'de yaşıyor değerli izleyenler. Artık son 2 dakika. Artık sadece tabela değişecek. Ama değişmeyecek şey galibiyet serisi. Üst üste 8. galibiyetine yürüyor Anadolu Efes. Maccabi deplasmanında İstanbul'da Tibor Pleiss ilk kez kaçırdı bu arada. İstanbul'da son topta Wilbekin'e Roldik Boboğan'ın bloğuyla kazanmıştık Maccabi karşısında. Bugün çok daha güle oynaya bir galibiyet oldu ikinci yarıdaki özellikle performansla. Deplasmanda 13. maç 9. galibiyet tabii ki toplamı önemli. O şiir başlamıştı yazılmaya ve şu dakikada da fazlasıyla kusursuz ya. İki hafta önce Koç Ergin Ataman maç sonu röportajında geçen yılla sürekli kıyaslanıyorsunuz şeklinde sorular geliyor. Biz geçen yıldan daha iyi durumdayız demişti. Sahada da tabelada bunu göstermeye devam ediyor şu anda üst üste gelen galibiyetlerdeki fark. Doğuş Balbay, Doğuş Balbay isabeti buldu. Herkes sayıda bulmuş oldu ve Canan Musa kaldı. 90 sayıyı bulduk. 90 veya üzerinde sayı attığı 9. maç oldu bu. Anadolu Efes'in bu sezon Euroleague'de aynı zamanda. Ya sayı istatistik bitmiyor koç. Orta yani mesafe Ryan kaçırdı. 20. dakikada 25. dakikada dağılabiliriz noktasına getiriyor. Aynen öyle. Tamam dağılabiliriz artık maç belli oldu. Bundan sonrası istatistik. Vasile Micić. Vasile Micić pas ve iki devamı. Canan Musa. 3 sayılık atışı isabetli değil. Bob Lies. Vasile Micić. Vasile Micić. Reverse'ün ardından fake. İkinci fake. Canan Musa. Top yine onda. Dışarıya top kaybı geldi. Sende Cohen'de kalıyor. 30 saniye var artık maçın tamamlanmasına. Doğuş Balbay. Doğuş Balbay. İnanılır gibi değil. Lajar Bryant 3'lük isabetini buldu ama. Ya bir fark 30. Maç bitti diyoruz. Artık bir hikaye daha çıkmaz bunun üstüne. Kolay sayı yok diyor. Doğuş bir hikaye daha ekledi. 90-66. Güle oynaya galibiyete gidiyoruz bir kez daha. Bu kez adres Tel Aviv. Yine kazanan Anadolu Efes. Yine fark var. Fark bu kez 24. Son 6 maçta rakiplerine ortalama 25 sayı fark atmış oluyor. Anadolu Efes toplamda 19. galibiyet. 21 Ocak'ta St. Petersburg'da Zenit'e kaybettiği maçtan bu yana çıktığı tüm Euroleague maçlarını kazanmayı başaran Anadolu Efes farklı kazanmaya devam ediyor ve bu gece itibariyle lider Barcelona'nın ardından gelen takım Anadolu Efes. Artık ikinci basamaktayız koç. Hakikaten yine zorlanmadık. Yok öyle bir şey. Zorlanmak yok. Yok yani oynanan oyun, kararlılık, mücadele etmek gerektiği zaman mücadelenin sahaya yansıması, ucumda beraber oynarken bir oyuncuyu ön plana çıkartalım deme noktasında oyuncuların birbirleriyle olan iletişimi, takım halinde var olmak Anadolu Efes'i tek kelimeyle özetleyebilir. Ergin Ataman Bayern Münih maçını da düşünerek geniş rotasyonu kullanmayı da başardı bugün. Alkışlar Anadolu Efes'e, alkışlar bu güzel takıma. Ya bugün biraz daha hani gerçek deplasman tırnak içerisinde karşımızdaydı nispeten. Haftalarca boş tribünlere oynadıktan sonra içeride dışarıda yavaş yavaş salonlara seyirci alınıyor. Bugün tam 1000 seyirci var.